Şimdi sayın seyirciler, hikaye şu. Yine buna münferit diyebilirler. Efendim buradaki öldüren kişiye hasta diyebilirler, psikolojik. Ne işi var bir hastanın o öğrenciler arasında? Ne işi var böyle bir yurtta? Bunu önlemekle yükümlü, sorumlu olan siz değil misiniz valilik? Bu kadar mı? Bu arada o kız çocuğu... Ortalık kontrolden çıkmış durumda ya. Bu kadar mı kontrolden çıkmış durumda? Ayrıca bir deccal cinayeti denilerek işlenme durumu var. O zaman şunu da sormalıyız. Ya siz acaba bu meseleyi çok yanlış anlayabilecek bir takım her yaştan insana dini nasıl anlatıyorsunuz ya? Dini nasıl anlatıyorsunuz? Neye motive ediyorsunuz da böyle şeyler yaşanabiliyor? Çünkü herkes her söyleneni aynı şekilde algılamaz. Ayrıca tarikat diyoruz, her birinin ayrı şeyi var değil mi Barış? Din yorumu var, ayrı ibadet yorumu var, ayrı anlayışları var vesaire vesaire. Dolayısıyla daha bugün ortaya çıkmış bir başka haber daha. Erzurum'da galiba 10 yaşındaki 7 çocuğa istismar. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu kadar mı kontrolden çıktı? Ve her defasında yayın yasağıyla mı siz bu işleri yönetebileceğini zannediyorsunuz? Bu arada bir detay, bu bilinmeyen bir durum da değil. O kız çocuğunun mektubunda milletvekillerinin de zaman zaman bu yurda geldiği, ziyaret ettiği de söyleniyor. Yani bunların hepsi siyaseten de neredeyse meşrulaşmış tutumlar, davranışlar, kabul edilebilir. Bakın 2013'ten çok önemli bir cümleyle bitireceğim. Tamam. 2013'ten Hürriyet Gazetesi'nin bir haberini okuyayım mı? Kaçak Kur'an kursları başta olmak üzere kanuna aykırı eğitim kurumu açanlar Türk Ceza Kanunu kapsamından çıkarıldı ve hapis cezası kaldırıldı. Evet işte bizim tartıştığımız, oldu mu olası tartıştığımız. Kaçak Kur'an kursu açmanın madde. Cezası yok ya. Evet. Bu da muhtemelen askeri vesayetten kurtuluş şeyi olarak 28 Şubat sürecinden kurtuluşun adımı olarak yansıtılmıştı. Fikret abi, bu ülkenin hangi köşesinde, hangi kaçak yurdunda ya da normal yurdunda, Kur'an kursunda, hangi tarikatında, hangi cemaatinde bu ülkenin çocukları neler yaşıyor ya? Evet, Türkiye'nin onu bu eğitim konusu. Bizim eğitim alanını okul olarak, yurtta kurs olarak tarikatların elini kurtarmamız gerekiyor. Yani çok uzun süredir milli eğitim dahil Türkiye'de eğitimi tarikatların yönettiğini ve yönlendirdiğini biliyoruz. Bu tarikatların tabii öğrenci yurtları konusunda da çok bulunduğunu, toplandığını teşvik ediyoruz. Ben de bu yurtların, okulların, tarikatların kapatılması, tarikatların da kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten Atatürk tarikatları inanç özgürlüğüne engel oldukları için kapatmıştı. Senin ifade ettiğin gibi gerçeği ısıtmayan, birçok yorumla kendi taraflarında bir çıkar bulursa bu tarikatlar çocukların daha zihinleri zehirleyerek demokratik, layık, bilimli, aklı esas almış toplum kuruluşuna engel olan kurumlar. Şimdi bunların kendine göre yorumlar bulduk ve içinin kendine göre bir holding parayla da uğraşıyorlar. Ticaretle yapıyorlar. Birçok bakanlıkta bakanlık dertli başkanlıkları aslında. Yani artık iktidarın da arka bahçesi içinde değerlendirilmesi gerekiyor. Oradan çıkartıyorlar. Partide destekleşiyorlar. O çıkar ortaklar. Ve buralarda yetişen çocuklar da işte yine iktidarın kopması altında hakim oluyor, yargıç oluyor, polis oluyor, topluluk oluyor. Bunları da görüyoruz. Bu aslında Atatürk devletlerinin geri çevrilmesi sürecinin önleri karşı tutum araştırılıyor. Bu konuda maalesef çok büyük mesafe kaybettik. Bu konudan Türkiye'nin yeniden demokratik, layık bir ülke haline getirilmesi, hukuk devletlerine geçirilmesi demek. Bu bakımdan bugünkü muhalefetin bir araya gelmesi ki ortak hedef bu olmadı. Ortak hedef bu olmadı. Bu bütçenin yavaş yavaş geliştiğini görüyor. Muhalefet partilerinin bir araya gelerek bu çalışma yapması, işte İEV kurulması ve bu bakımın çalışma alanlarının bu şekilde belirlenmesi, Türkiye'nin yeniden inşa edilmesine kıda bulunacak projeler üzerinde bilimsel çalışmalar yapılacak olmalı. Bir yandan da bir umut yaratıyor. Durup gerçekten eğitim alanında gençlerin çok
kötü vaziyette. Bunların çoğu da ortaya çıkıp böyle galip olmadıkça bence iktidar değişikliğinde muhalefet partilerin hükmen ele almak gereken zaten biri de mutlaka eğitimin olmalı. Eğitimin hurafelerden ve tür dikkatlerden olması gerekiyor. Müslüm Sarı, ne olacak bu çocuklar? Bu ülkede bu olaylar, yani bu sonuçta tahmin edebiliriz ki herhalde buzdağının biz sadece görünen yüzünü görüyoruz. Görünmeyen yüzünde bu ülkenin çocuklarına ne yapıyorlar ya? Ne yapıyorlar? Nerede ne yapıyorlar? Ne öğretiyorlar? Dini nasıl öğretiyorlar? Evet. Şimdi bu da yani bir arka plan da var tabii burada. Bu bir süreç. Yani Türkiye bu sürece hemen gelmedi. Bu iktidarla beraber de gelmedi. Ta Yeşil Kuşak'tan beri devam ede gelen bir süreç var. Tabii burada kırılmalar var. 12 Eylül gibi. İşte siyasal İslam'ın yerel yönetimlerde iktidara geldiği 94 yılı gibi, en sonunda işte 2002 yılında merkezde iktidara geldiği dönem gibi bir süreç var bunun arkasında. Şimdi bunun en önemli ayaklarından biri az önce Tuğba Hanım işaret etti, bence çok önemli, sosyal devletin çekilmesi ve bir sosyal organizasyon olarak tarikatların kendini meşrulaştırması. Yani işte biz çocukları burada eğitiyoruz. Bak devletin ulaşamadığı yerlere gidiyoruz. Sosyal yardım yapıyoruz. En böyle insanları ikna edebilecek yerden yakalayarak bir sosyal yardımla sosyal devletin yerini almaya çalışan, oradan kendini meşrulaştıran bir süreç yaşadık. Bakın gelmiş olduğumuz nokta işte burası. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Şimdi mesela farklı bir açıdan bakacak olursak. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki en büyük sorun ne biliyor musunuz şu anda? Kurumsal kapasite sorunu. Bütün kurumlar, şimdi eğitimi konuşuyoruz, işte burada yaşananları konuşuyoruz, işte oradaki valinin tutumu, oradaki kaymakamın tutumu, polisin tutumu, bunlar kamu görevlileri. Yani Türkiye'deki en büyük problem şu anda yönetilemez nitelikte liyakatsiz ve tarikat kadrolarıyla doldurulmuş kamu kurumları. Bakın ben Merkez Bankası'nda 12 yıl çalıştım. Bu 12 yıl süresi içinde iki tane büyük kriz yaşadık. Biri 2001 kriziydi, diğeri 2008 dünya kriziydi. Ve Merkez Bankası'na ve ekonomi bürokrasisindeki kadrolar bu krizi yönetmeyi başarabildiler. Ama bugün öyle bir noktadayız ki hiçbir liyakat yok ve bu kurumların hepsi büyük bir kapasite sorunuyla karşı karşıya. Bakın ekonomiyi belki düzeltebilirsiniz. İşte iktidar değişir, bir anda güven duyulur, Türkiye'ye para gelir. Ama bu bürokrasiyi nasıl yeniden yapılandıracaksınız? Bu kurumları nasıl ayakları üzerinde tutacaksınız? Şimdi sorun sadece FETÖ sorunu da değil. Ben FETÖ'nün de tasfiye edildiğini düşünmüyorum Türkiye'de. Yani FETÖ kadrolarının hala kamuda önemli yerlerde, önemli sayılarda olduğunu düşünüyorum. Ama onlardan doğan boşlukların da başka tarikatlarla doldurulduğunu görüyoruz. Yani öyle şeyler var ki bakın X kamu kurumunda alt düzeydeki yöneticinin yeri tarikatta üst düzeydeki yöneticiden üstte. Üst düzeydeki yönetici alt düzeydeki yöneticiye emir veremiyor, iş yaptıramıyor. Yani şimdi böyle bir kamu kurumu hiyerarşisi var. Bakın bir kamu kurumu ismini vermeyeceğim. O kamu kurumunda Türkiye'nin en büyük bütçelerinden birini yöneten kişi işte X kurumunda örneğin nohut ve baklagillerden sorumlu bir kişi. Şimdi bu noktada Türkiye'de kamu görevlileri. Şimdi buradan çıkan polis, buradan çıkan vali, buradan çıkan kaymakam işte bunların hepsinin üstünü örtecek. Yani bunlar karşılıklı. Burası oraya insan yetiştiriyor, orası buranın üstünü örtüyor. Şimdi bunu radikal bir biçimde çözmek gerekiyor. Yani ve bunun 1960'lardan beri başlayan bir süreç olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bence işte bu yüzyılın en önemli problemlerinden, bu ikinci yüzyılın en önemli alanlarından biri bu kamunun yeniden yapılanması, eğitimin yeniden dizayn edilmesi, çağdaş geleneklere göre ideolojilerden arındırarak bilim teknoloji odaklı ve seküler bir biçimde. Bakın sekülerizm şu anda Türkiye'yi ayakta tutan ve bütün toplumları ayakta tutan her şeye rağmen en önemli konulardan biri. Yani 100 yıl önce öyle bir model kurulmuş ki bakın Gökmen Bey, bir şöyle bir ülke düşünün. Bu ülke Müslüman ama laik. Bu ülke Orta Doğu'da ama Batı ittifakının içinde. İşte NATO, Avrupa Birliği. Hala demokrasiyle yönetimler değişiyor çevre ülkelerle karşılaştırdığınız zaman. Çok kötü yönetime rağmen 800 milyar dolar milli gelir üreten bir müteşebbis sınıf var. Yaş ortancası 32.7 ve demografik fırsat penceresi 2040'a kadar açık.
100 yıl önce çakılmış bu model. Şimdi bizim yapmamız gereken bir kere daha bu modeli ihya etmek. Bugünün koşullarında ayakları üzerinde tutmak ve eğitim bunun en önemli ayaklarından birisi. Tarikatlarla mücadele, kamunun yeniden yapılanması, kurumsal kapasitenin yeniden peki geliştirilmesi en önemli ayaklarından biri diye düşünüyorum. Diyorlar ki tarikatlar denetlenmeli. Acaba tarikat olgusu bu ülkenin yargısında emniyet